Markaja hoş geldiniz. A milli takımımız bizim çocuklar. Lideri konuştuk Ergen abiyle. Alper abiyle de genç yetenekleri konuşacağız. Zira takım en genç takım. Hem bizim milli takım tarihimizde de en genç takım arasında hem de turnuva tarihinin en genç takımlarından bir tanesi. Sevgili Mert Demircioğlu ve Alper Hocal hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. En iyi genç yetenek başlığımız var abi. Takımda çok iyi yetenekler var aslında ama böyle hem oyun farkındalığıyla hem turnuvaya ses getirebilecek genç yetenekleri olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Senin bu anlamda ön plana çıkaracağın oyuncularımız kimler? E tabii ki Arda Güler, Kenan Yıldız. Henüz yerel bir yetenek ama evrensel olma ihtimali çok yüksek olan Semih Kılıçsoy. Barış Alper'i tam genç sınıfına sokamayız. Hani en azından 21 yaş altı sınıfına sokamadığımız için onu kenarda bırakıyorum. Ama o da X Faktör, en iyi çıkış yapan ödüllerine aday olabilir. Şimdilik böyle gibi. Evet. En azından yani hücum hattında bizim yetenekli oyuncularımız var. Evet. Arda Güler'den başlayalım o zaman abi. Başlayalım. Bir kere Real Madrid serüveni e, turnuvaya gelişi hepimizi şu noktada hem fikir kılmıştı. O da Ancelotti biraz daha süre versin ki biraz daha iyi bir turnuva en azından form durumu açısından yaşayabilsin. Real Madrid'de son süreci ve turnuvaya gelişiyle ilgili ne düşünüyorsun? Oynayarak gelmesi önemli. Her ne kadar böyle tam 90 dakikalar tüm maçlar çok rekabetçi maçlar oynamasa da Arda'nın sakatlıklarla boğuşarak başladığı Real Madrid rotasyonun dışında kaldığı bir sezondan sonra buraya gelecek olması bizim için ciddi bir handikap olabilirdi. Çünkü onun kadar ön bölgede yaratıcı bir oyuncumuz yok. Yani Arda hem başkalarını hazırlayabilen hem kendini hazırlayabilen bir oyuncu. Dolayısıyla onun yaptığı işleri yapan şu andaki kadroda bir oyuncumuz yok. Semih mesela kendini hazırlayabiliyor. Kenan kendini hazırlayabiliyor. E, üzerinden savunmaları dağıtabiliyor falan ama Arda bunları hem pasla yapabiliyor hem şutla yapabiliyor. Çok yelpazesi geniş, repertuarı geniş bir oyuncu Arda. Dolayısıyla onun sağlam gelişerek fizik olarak güçlenmiş ve bir nebze de olsa ritim bulup özgüven kazanarak gelmiş olması çok çok önemli önemli. Yani şu anda mesela dünyanın en iyi genç yetenekleri sıralamalarına falan baktığımızda Arda'yı ilk 5, ilk 10 içerisinde görüyoruz. Sadece Real Madrid özelinde değil. Bütün kendi jenerasyonu içerisinde de nadide bir parça diyelim Arda'ya. O yüzden bence biraz da olsa oynayarak, gol atarak ve özgüvenli bir şekilde gelmesi bizim adımıza çok kıymetli, iyi bir gelişme. E abi ben de şu açıdan Şöyle bir şey sormak istiyorum şimdi Montenya'nın oynatacağı sistem üzerinden Kenan Yıldız'ın ben birazcık daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum milli takım özelliği için konuşuyorum tabii ki de yoksa ben de Arda'nın bence eşsiz bir yetenek hakikaten yapabildiği ve yapabilecekleri çok üst seviye ama bizim milli takımımız özelinde Euro24'te ben Kenan Yıldız'ın bir tık daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum abi sen neler söylemek istersin? Almanya maçında Kenan çok öne çıkmıştı. Zaten hani o tarz maçlar oynadığımızda Kenan bence de daha ön plana çıkarar. Ee, ama bizim e, bu turnuvadaki ilk maçımız kiminle? Gürcistan'la. Gürcistan nasıl oynuyor? Çok kapalı, çok kompakt, beşli bir savunma. Kenan'ın deliciliği orada bize yine çok lazım olacak. O koridorları açma, oraları kullanma, delme girme konusunda. Ama bitirici işi yapacak olan bence Arda bu tarz maçlar için. Yani bizim mesela daha eskilere git, Kuntuz dönemi, Şenol Güneş dönemi, ondan önceki dönemlerde biz çok büyük takımlara karşı çok önemli maçlar kazandık. Fransa'ya karşı kazandık Hollanda. Evet, Sonra kaldırım falan vardı yani. Evet ama bizim sorunumuz işte Ermenistan maçı, Gürcistan maçları, Çekya maçları. Yani bu, bu tarz ya. takımlara karşı kapalı derin blok bekleyip bizi bozmaya yönelik takımlara karşı zorlanıyoruz. Bu anlamda bir silahımız, net bir silahımız yoktu. Arda bu anlamda bence bir... bir nebze de olsa daha öne çıkan oyuncu ama işte grupta kimle oynayacağız? Portekiz maçı. Mesela Portekiz maçı Kenan'ın maçı olabilir. Semih'in maçı olabilir. Tabii ki Arda da oynarsa bu maçlarda etkili performanslar verebilir ama genel oyun Gidişatımızda bizim ardaya ihtiyaç duyacağımız maç sayısı diğer oyunculara nazaran daha fazla. Onlar şu anda en üst biraz daha geçiş oyuncusu gibi daralan oyuncuları daralan oyuncusu olabilecek kapasiteleri yetenekleri var ama çok fazla göremedik henüz. Kulüp takımlarında da göremedik. Yani Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi, İyi bir sezon geçirmedi. Semi o düzen içerisinde çok parladı. Kenan Juventus'ta bazen oynadı, bazen oynamadı. Oynadığı maçlar pozisyonlar biraz farklıydı. Biz onu nasıl kullanacağız onu da bilemiyorum. Çünkü ona dair bir işaret görmedik. Evet. Almanya maçında solda oynamıştı mesela. Şimdi nasıl oynayacak? Gürcistan maçında yani bence Semih, Arda, Kenan bu üçünün bir arada oynaması lazım. Benim fikrimce. Ama nerede konumlandıracak Montella onu bilmiyoruz. Yani Arda sağda sağ tarafta bence kesin de Semih mi 9, Kenan mı 9? Emin misin sağda kesin olduğunu? İrfan'ın sakatlık durumuna bağlı olarak Arda'nın yani, başlaması. E, ben, yani Olabilir tabii ki. Ben e, üçünün beraber oynama senaryosu için konuştum. Üçü sağdayken. Hani üçü sağdayken bence Arda, Semih 9'da Kenan kanatta olacak ben şekilde derişim. yerleşmenin ben daha iyi olabileceğini düşünüyorum tabii ki. benim düşüncem. Ben de mesela Semih kenarda, Kenan önünde bana daha mantıklı geliyor. Ama şey değil şimdi futbol bir pozisyon oyunu, konumlanma oyunu tamam. genel geçer manada. Fakat bunun tam tersine giden hocalar da var. Ya da bunları karma kullanan hani oyuncuların özgürlüğünü, serbestliğini daha ön plana alan Fernando Diniz gibi deliler var. Hiçbir şekilde konumlanma oyunu oynatmıyor. Brezilya milli takımının hocasıydı. Ya da işte bunu Ancelotti gibi savunmada biraz daha konumlanma oyunu, hücumda daha oyunculara rahatlık veren, esneklik veren hocalar var. Hani Montella'da biraz Ancelotti ekonomiye yakın gibi görürsek biz Arda'yı, Semih'i, Kenan'ı bazen aynı bölge içerisinde birbirine çok yakın. Böyle dar alanda dribbling, pas, üçüncü adam koşuları, geç koşular bunları bir arada yapabilecek şekilde de kullanabiliriz. Yani bazen ona Türkçesini tam bilmiyorum. İşte relationizm diyor. Yani oyuncuların ilişkilerini ön plana alan bir oyun tarzı var. Bir de konumlarını alan var. Bunu dengeli kullanmak mesele. Çünkü bizim bu oyunculardan faydalanabilmemiz için hücumdaki yeteneklerden biraz onların aralarındaki ilişkiyi güçlendirip konumlanma konusunda biraz özgür bırakmamız lazım. Yani tutup da biz Arda'ya sürekli bekini kovalatırsak ya da rakibin altı numarasını falan kovalatırsak o zaman bu oyunculardan alacağımız verim çok yukarı çıkmaz. Aynısı Kenan için de geçerli. Semi için de geçerli. Futbol tarihi, milli takımların ve turnu oların genç oyuncuları hazırladığı örneklerle dolu. Evet. Az süreler, kısıtlı süreler de olsa bir an bile olsa inanılmaz yeteneklerini orada ilk anlarını gördük, ilk sürelerini gördük geçmişte bunun birçok örneği var. Ama bizim bir takımımızda sanki durum biraz daha farklı. Yani bizim genç yeteneklerimiz direkt ana rol oyuncuları gibi. Yani gibi değil öyle. Yani en azından Kenan bence direkt ilk 11 için şu an telaffuz ettiğimiz bir isim. Ana rol oyuncusu. Yani ben çoğunun raporunu yabancılardan okumayı tercih ettim. Çünkü Arda'yı da, Semih'i de, Kenan'ı da biz zaten izliyoruz ve yorumluyoruz. Ama yabancılar ne yazmış diye baktım. Çoğunun raporunda şey dikkatimi çekiyor. Oyun olgunluklarından söz ediyorlar ve özgüvenlerinden. Bu üç oyuncu da Semih'i de buna dahil edebiliriz. İşte çıkartıldı ama Can Uzun da bence öyle bir oyuncu. Özgüvenli ve çok oyun karakteristiği olgun oyuncular. E sen bu oyuncuların bu turnuvadaki beklentilerinin ne olması gerektiğini düşünüyorsun? Yani bu oyunculardan... Bir sonraki turnuva mı ciddi anlamda bir beklenti olmalı yoksa hayır bu turnuvadan da bu oyunculardan bir şeyler beklemeliyiz çünkü sonuçta kolay da değil. Bence beklenti 2026'da olmalı. Ve oradaki eleme sürecinde olmalı. Çünkü bu oyuncular şu anda takımlarının ana parçaları değiller. Evet çok özgüvenliler, çok yetenekliler, çok şey vaat ediyorlar ama henüz hiçbir şey başarmadılar. Yani şimdi Arda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ama o takımın süre alan oyuncusu değildi. Yani o takımın içerisinde belirli bir rolü yoktu. Hazırlıyorlar Arda'yı. Daha önce Kamavinga'yı, Chouameni'yi, Rodrigo'yu, Vinicius Junior'ı hazırladıkları gibi. E Kenan da benzer bir yoldan geçiyor. Daha fazla oynadı Arda'dan ama yani Juventus'un temel oyunlar, oyuncularından bir tanesi değil. Bunlar o Oralara geldikten sonra bizi turnuva favorisi yapabilecek yetenekler, turnuva favorisi yapabilecek ayaklar ama şu anda değil. Yani bizim bence bu turnuvadaki talihsizliklerimizden bir tanesi önde bu oyuncuları çekip çevirebilecek böyle üst düzeyde oynamış ve belirli bir deneyime sahip oyuncumuzun olmaması. Mesela bu oyuncular Euro 2008 kadromuzun içerisinde olsaydı orada kim vardı mesela? E, Nihat vardı. Semih. Semih vardı ki sonradan oyuna giriyordu Semih. Arkasında Hamit vardı, Tuncay vardı. Yani hep bir deneyimi hem milli takımda hem kulüplerinde erişmiş oyunculardı ve o takımın en genç oyuncusu Arda Turan'dı. Çok 21 yaşındaydı evet. ve hakikaten çok iyi bir turnuva oynadı ve artık bir sonraki turnuvada yani 25 yaşına geldiğinde evrensel bir oyuncu olmuştu. Yani Atletico Madrid'in ondan sonra Barcelona'nın oyuncusu olmuşlardı. Bu takımın Hamiti yok, bu takımın Tuncayı yok, Nihat'ı yok. yok. Sorun biraz o. Hep genç, hep böyle yeni yeni oynayan oyuncular var. Bu belki de Cenk Tosun'un bu takımda şu anda ana kadroda olmasının nedeni bu olabilir. Çünkü ben Can çıkarılmasını çok eleştirdim kendimce. Yani çok iyi bir sezon geçirmişken orada çok daha az oynamış oyuncuların... ...aday kadroda, ana kadroda olması bana pek anlamlı gelmedi. Bir de Can çok uğraştık. Ki bir de çok gönlü oyuncu yani birden çok mevkii oynayabiliyor. Tıpkı Kenan gibi, Semih Kibar'da gibi, gibi. Ama bir yandan da işte düşününce Cenk'i belki bu anlamda kullanabilir. Yani onun deneyimi, bağlayıcılığı hem soyun modusu hem sahada kaptanlığı Kenan'ı, Semih'i, Arda'yı daha yukarı çıkarabilir. Belki bu nedenle tercih etmiştir. Şu andaki oyuncuların temel sorunu bu çünkü. Az oynadılar. Yani bizim milli takımımızın bu turnuvadaki başlıca problemi de bu. Her oyuncumuz az oynadı neredeyse. Barış Alper, İsmail Yüksek, Ferdi çıkar hiçbirisi kaleci Mert Günok dışında böyle takımlarında gümbür gümbür acayip süreler alan oyuncular olmadılar. O zaman onlardan birini sormak istiyorum abi. Yine gençlerden. Ahmetcan Kaplan. Aslında vaat ettikleri Loda ve modern futboldaki stoper tanımlarına uyan uzun boylu, sol ayaklı, ayağı iyi Onların hepsini yapabilecek daha da gidebilecek bir e, potansiyel e, ve kadromuzda ki o da aslında bu sezon sakatlıktan döndü çok fazla süre alamadı Ajax'ta. Onun bu takımdaki hem şu anki durumu hem de yine mesela 2026 dedin ilerideki oyuncularımız için Ahmetcan Kaplan için de geçer mi mesela 2026? geçerli tabii ki. Mourinho'nun çok güzel bir lafı vardır. Genç oyuncuları kavuna benzetiyor. Yani dışarıdan çok güzel görünebilirler diyor ama açtığın zaman tadı ya da kokusu istediğin gibi olmayabilir diyor. Yani dayının dediği gibi meyveyi soymadan içinden ne çıkacağını bilemezsin. Şimdi biz bu oyuncuların içinden ne çıkacağını bir nebze gördük. Ee, olgunlaştıkları zaman tatları da kokuları da dokuları da daha güzel olacak bu oyuncuların. O yüzden çok fazla yüklenmemek lazım. Bu turnuvada bizim amacımız bence öyle çeyrek final, yarı final falan değil. Çok uçuyoruz. Zaten yolumuz çok zor. Ama görüyorum ben yorumları. çok ...çıkıyoruz yani, adım adım gitmek lazım. Yani benim çok sevdiğim bir görsel var işte, iki tane merdiven koyuyorlar... ...birinde aradaki basamaklar yok, yukarı tutunmaya çalışıyor, yetişemiyor. Ama diğerinde bütün basamaklar var, adım adım çıkabiliyorsun o merdiveni. Bizim biraz o yoldan gitmemiz lazım. E, Ahmetcan da böyle, yani Ahmetcan Ayaksı'da sezonun son bölümünü oynadı, iyi oynadı. Bir kere böyle yaşı 12-15 arasındaki solak çocuklar varsa... ...aileleri onları futbol akademilerine bir yazdırsınlar bir şey çıkar. <laughs> yani e, ortası adı olsa, da olsa, Stopper'da olsa korkunç paralara gidiyor. Hele fizikleri de iyisi. Ahmetcan Ahmet Can bunlardan biri. Fizik iyi, ayak temiz, sol stoper çok az bulunuyor. Sağ ayaklı değil, sol ayaklı stoper. Galiba idmanlarda biraz sol bek gibi denemeye de başlamış. Yani onun sol bek denendiği söyleniyor. Ben bunun çok doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Bence. Ama ileride olabilir. Çünkü niye olabilir? Futbolda yeni bir trend var. Dört stoperle oyun. Var. Dört stoperle oyun yani dört stoperli oyunu Arteta da yapıyor, De Rossi de yapıyor. İlk başlatan Guardiola. Daha da önce aslında bunu yapan adam Tony Pulis. Milletin denetlet ettiği bir antrenördü evet. ama Stokin. bir noktada onun anlayışı kopyalanabiliyor. Şimdi Ahmetcan hem ayağının çok temiz olması hem atletizminin vasatın ortalamanın üzerinde olması hem de fiziğin iyi olmasıyla e, biz belki dört stoperli bir yapı tercih edersek kime karşı mesela Portekiz'e karşı ya da gruptan çıktık diyelim orada İngiltere e, olabilir, Fransa olabilir, üst evet, düzey takımlardan biri geldiğinde karşısına koyabiliriz. Ama dediğim gibi bu turnuva bizim için bir deneyim kazanma turnuvası olmalı. Ondan sonra asıl yüksek hedefi 2026'ya ve sonrasında artık evimizde düzenleyeceğimiz 2032'ye taşımalıyız. Çok özel yeteneklerimiz var, oynamaları lazım. Şöyle. oynamıyorlar orada biz videoyu çekerken can Uzun bir açıklama yapmış sosyal medya hesabından son dakika olarak şu an önüme düştü. O da neden olmadığımı anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım turnuvada ama saygı gösteriyorum. 2026 için elimden geldiğince hazırlanacağım. Bir takımımı destekliyorum. Kalbim attıkça ne mutlu Türkiye demiş. Ba, bravo çocuğa. Ya buna Çok bir şey demek. Evet buna bir şey eklemek istiyorum ama verilen sözlerini hani bana bir söz daha verildi ona göre hani ben de milli takımı seçtim e evet. diye bir öyle bir başlangıcı var. Yani şimdi mesela şey de düşünüyorum abi Can Uzun e, sonuç Almanya'da istiyordu. O da onlar da kendi milli takımını oynatmak istiyordu. Yani onlar da görüşüyordu bir ihtimal halinde. Neden? tabii ki kadroda çağları çağmaz. O tabii başka bir yani konuşacağımız konu ama belki Can Uzun'u Almanya'da çağırabilirdi. Yani tabii ki mümkün hani şey e, farazi konuşuyorlar hala, ama... Hala gidebilir Almanya'ya. Tabii hala gidebilir kesinlikle hala mümkün. Ama son olarak hani ne mutlu Türk'üm diyene ben hani verdiğim söz tutacağım diye... ...yani bu kadar hani planlama söz var hani bu şekilde hareket edip... can uzunun ...canınızın ki gibi yani çok iyi sezon geçirdi. Hani bir de kötü oynamış olsa diyeceğim Transfer ki... yaptı. Hani Müzesi kötü bir oynamış olsa vardı. kesinlikle abi kötü oynamış olsa diyeceğim ki tamam haklılar. Hani performans belki Bak, veremedi. Mert pek çok açıdan bence çok yanlış bir karar. Bir... Çocuğa bir söz vermişsin. Onu Türk milli takımının formasını giymesi için kendi milliyetçi duyguları, vatansever duygularının dışında futbol açısından da bazı doğru iletişim yapmışsın ki çocuk seni tercih etti. Çünkü Almanya'da istiyordu. Bunun üzerine çağırmıyorsun. İkinci mesele senin santrforun yok. Hani onun kadar oynamış santrforun yok diyelim bu sezon. Onun kadar başarılı olmuş santrforun da yok. İşte Enes Sakat, Bertu'yu kadrodan çıkardın. E, semih orada gibi görünüyor ama semih birden fazla mevkii oynuyor. Yani böyle e, tipik klasik bir santraforumuz şu anda bizim yok. E, Tosun bence yarım saatlik bir oyuncu. İhtiyacın olduğu zaman mesela ön tarafı ikiliyeceksin. Kiminle ikiliyeceksin? Risk alman gerekecek. Nasıl yapacaksın? %100 atacak atacak tahmini. Atacak. Genelde onu deniyor. Yani Montaigne'in şu ana kadar yaptığı satte 900 %100 yani kullandı. Ben anlamadım gerçekten canlı olmaması. Eren Dinkçi'de de benzer şey oldu. Yani Eren Dinkçi de Bundesliga'da inanılmaz bir sezon geçirdi. E, görüşüldüğü söylendi oyuncuyla. Hatta bir demecini hatırlıyorum ben Eren Dinkçi'nin. Çocuk açık açık söyledi. Ben Türk Milli Takımını düşünüyorum ama onlar beni düşünüyor mu bilmiyorum gibisinden bir şey söyledi. Yani şimdi çok mu lazımdı mesela Yunus Akgün şu kadroya ya da o bölgede oynayan başka bir oyuncu. Çünkü bizim sağ tarafımız çok kalabalık. Bir sürü oyuncu var orada. Gerektiğinde Arda oynar, İrfan Can oynar, Yunus Oran'ın oyuncusu, Barış Alper orada oynar, Kenan oynar. Kerem de oynar. Kerem, Kerem oynar. De. Ya Kerem oynayamıyor da o hep solda oldu diyelim yani. Oldu bile oynayabilir. Ee, oynar. Ya sağda oynayabilecek o kadar oyuncumuz var ki. Cengiz Ünder'i çağırmamışsın. İyi sezon geçirmedi. Çok normal. E ama senin elinde Eren Dinkçi de varken onu çağırmayıp daha kötü sezon geçiren oyuncuları çağırman, Can Uzun daha iyi mükemmel bir sezon geçirmişken ve transfer yapmışken, çocuğa sözler vermişken tercih etmemen bana hiç anlamlı gelmedi. Bir de şey var abi görmüşsünüzdür muhakkak. ya bunun nesiga 2'de iyi sezon geçirdi diye mi işte alacağız milli takımı falan. Burası işte bu nesiga 2 seviyesi değil falan. Yani bu çok ilginç bu arada. E, milli yes. takımda şu an çağrılan oyuncular içerisinde abi. Türkiye ikincilik, birincilik, süperlik ve Almanya ikincilik işte çeşitlilikten ikinciliği oynayan 14 tane falan oyuncu var galiba. Hani alt liglerden gelen oyuncular. Çok. Evet. Tabii Yunus, Okay bunlar. Championship. Geniş kadroda mesela Çağlar alt dikten. Valla bilmiyorum. Ee, bizim takımın herhalde e, böyle City'de oynayan oyunculardan kurulduğunu falan düşünüyor insanlar. <laughs> Oyuncuların oynadığı takımlar belli. Bir iki istisna var işte. O, o genç oyuncuları da konuştuk. Oralara aday oyuncularımız var. Bu bir süreç. Yani hiç, hiç, hiçbir oyuncumuz bizim 20 yaşına gelmeden Real Madrid falan görmedi. Yani hep böyle 23'ten sonra, 25'ten sonra bir yerlere geldiler. Eskiler de öyle. Hamit Altıntop da öyleydi. Tabii belki biraz Nur Şahin Erken yaşta çok büyük tevecük gördü diyebiliriz. Ya bizim ülkemizden gidenler de öyle abi. Tugay, Tugay Kerimoğlu o bile kaç yaşında gitti? Yani öyle 20'sine yani falan gitmedi. Yeni yeni mesela Türkiye'den aldıkları oyuncular hep 21 yaş altı futbolculara gidiyorlar. O yaştan önce şekil verebiliyorlar. Belli bir yaştan sonra bir oyuncu değiştirmek, evirmek, dönüştürmek kolay bir şey değil. Yani ben Can Uzun'un tercih yani çağrılmamasının yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Hatta Cenk Özkaça'rın da çıkarılmasını pek anlamadım. Yani sol tarafta oyuncumuz yok. Kalmadı evet. Ya Barış Alper çekilir oraya falan diyorlar ama sor buyurun Galatasaraylılara. Burada Orhan haftalarca program yaptı ile ilgili ve Barış Alper'in özellikle oradaki kararları, bazı tercih hataları savunmada yarattığı pozisyon bilgisi, mevki bilgisi anlamındaki sıkıntıları anlattı burada. Evet. Hadi yani bizim ligin standardı içerisinde Barış'ın da özverisiyle bir performans aldı. Gerektiğinde yaparız gene Barış'ı oraya da çekebiliriz buna kapıyı kapatmıyorum ben euro 2008'i hatırlıyız stoperimiz kalmamıştı turnuvanın sonunda yani şey en son hatta Tolga Zengin'i o zengin. oynatalım falan muhabbeti Hayır. kalmıştı yani. ama işte kendimizi böyle bir cendereye böyle bir çıkmaza sokmamamız lazım bizim bu kadro o açıdan biraz dengesiz olduğu gibi bir de bak medya böyle bir silah vermeyeceksin yani orada Türker Tozar var Amit Altın top var Türkiye Futbol Federasyonu'nun içerisinde çok deneyimli insanlar var yani çok açık söylüyorum biz bu gruptan çıkamazsak ya da çıkıp da kötü bir sonuçla elenirsek konuşulacak şey mükemmel maçlar da oynasan şef son tabağına kadar şef deniyor ya teknik direktör de biraz öyle son maçına kadar teknik direktör herkes hocanın tercihini konuşur. Tabii. Ondan önce ne yaptığını konuşmaz. Hırvatistan maçını konuşmaz. Gruptan lider çıkmazsın konuşmaz. Yani biraz gerekçe vermiş oldular. Montelli'ye umarım hiç teklemeden optimum böyle e, tam gaz gideriz. İnşallah abi. Evet. Et var mıdır eklemek istediğin abi? Son olarak e, genç yeteneklerimizle ilgili konuştuk. Zaman verelim oyunculara. Beklentiyi yükseltmeyelim. İsteyelim. Daha önde, daha üst turlarda olmayı dileyelim. Bunun için çabalayalım. Efor sarf edelim. Ama oyuncuları kaybedeceğimiz noktalara getirmeyelim. Bizim önceki dönemde çok iyi oyuncularımız vardı. Onları çok hırpaladık. Çok hoyratça davrandık. Umarım bu çocuklara öyle davranmayız çünkü bunlar başka çocuklar. Yani bunlar ben 40 yaşımı geçtim. Bu oyuncular 20 yaş civarında oyuncular ve başka bir kültürle, başka bir dünyada yetişiyorlar. Tabletle büyüyen çocuklar, algıları daha açık, bütün dünyayı gören, çok daha profesyonel yaşayan çocuklar. Alacağımız çok şey var onlardan. Bu turnuva ilk turnuvaları. Umarım onlar için iyi bir deneyim olur. Gruptan çıkalım bence başarıdır. Ondan sonrası için, 2026 ve sonrası için çok daha güzel şeyler bence bize yaşatacaklar. İnşallah diyelim. Bu arada abi tişörtünde de genç, e, program için özel, e, çok iyi, onu da belirtmem lazım. Farklı bir de... kostüm oldu, Hüseyin'e teşekkür ediyoruz. Evet, benim de şu an ona benzer bir tişörtüm var zaten üstümde. Güzel bir ön hazırlığı oldu. Evet, genç benim siyah, ben, için. siyah, ben birazcık da kendi de desteklediğim takıma evet. da ne yazık ki <laughs> Almanya. Ne yazık ki Almanya'yı destekliyor. Ee, Kazanırsa biz de kazanmışız. <laughs> Klasik bizim zaten <laughs> fıtratımız. Yani bu, bu videonun kıymetini bilsinler. Bir daha bu tarz bir e, kostüm <laughs> <pek> görebileceklerini zannetmiyorum. <laughs> ee, çok teşekkür, teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. hocam ee, ağzına sağlık. Sen de kardeşim. Turnuva boyunca çeşitli içeriklerle yine burada olacağız. Lideri genç yetenekleri konuştuk. Alper abi ağzına yüreğine sağlık. Markajda kalın diyoruz.